Evet, sezonun ikinci yarışı. Kapalı bir hava var. Malezya Sepang'da. Değerli yarış severler, pilotumuz Nico Rosberg. Sürücü arkadaşımız Uğur Köksal. Bizlere bu yarışta da o eşlik edecek. Araç ayarlarımızı, benzin ayarlarımızı, pit stop ayarlarımızı stratejik olarak ayarlıyoruz. Lastiklerimizi seçiyoruz. Grid'i hemen size aktarayım. Pol pozisyonda Grosjean, 2 Vettel, 3 Michael Schumacher, 4 Rosberg, 5 Raikkonen, 6 Alonso, 7 Hamilton, 8 Button, 9 Massa ve 10 Pastor Maldonado. İlk 10 bu şekilde. Aracımızın downforce ayarlarını da kendi sürüş stilimize göre ayarlıyoruz. Piste göre ayarlıyoruz ve piste çıkmaya başladık. Yarış mühendisimiz bize yarış boyunca tabii ki bilgilerini aktaracak. Bugün yanımızda Yavuzhan arkadaşımız var. Ona da bir merhaba diyelim. Yavuzhan hoş geldin. Hoş bulduk Ömer. Nasılsın? Sağ ol Yavuzhan. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Burada olmaktan mutluyum. Hem buradan Rosberg'e hem de sürücümüz Uğur arkadaşımıza başarılar dilerim. Umarım bir önceki maç gibi dördüncü değil de ilk üçe girmeyi hedefleriz, gireriz. Teşekkürler. Start verildi ve yarış başladı. Mercedesler çok iyi start alıyor. Dışarıdan bu arada Sebastian Vettel baskısını arttırdı ve liderliği almış durumda. İç tarafta Raikkonen'de bir baskı görüyoruz. Şu anda dışarıya kadar taştık. Bu arada inanılmaz bir olay. Nico Rosberg spin atıyor. 3. Evet, bakıyoruz. Tam 5-6 sıra kaybetmiş durumda. Hülkenberg'le de ufak bir temas yaşadı ve şu anda Senna'nın arkasında yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Evet, inanılmaz bir start. İnanılmaz bir mücadele. Kırılan kanatları görüyoruz ön tarafta. İnanılmaz bir çekişme var. Start harika. Muhteşem yarış başladı. Evet değerli izleyenler, şu anda Nico Rosberg Senna'ya yaklaşmış durumda. Sıra kazanmaya başlayacaktır artık. Nico Rosberg bu yarışta da talihsiz başladı. Bu yarışına da beklenilen startı alamadı Nico Rosberg. Aslında iyi başlamıştı ancak temastan dolayı çok sıra kaybetti. Yarış pilotumuz Nico Rosberg şimdi artık ön tarafı zorlayıp sıra almaya çalışacaktır. Nico Rosberg Senna'ya yaklaşıyor. Geçiş için yer alıyor. Şu anda evet, uzun düzlüğe çıkıldı. Sepang'da ilk tur böylelikle tamamlanmış oldu. Arkada Pastor Maldonado'nun baskısını görüyoruz. Şimdi evet, Fernando Alonso pit stop yapıyor. Çok erken bir pit stop Fernando Alonso için. Bakalım nasıl bir strateji izleyecek. Ön tarafta inanılmaz bir mücadele var. 3-4 pilot. Nico Rosberg dışarıdan geliyor. 2 sıra kadar kazanmış durumda şu anda. Lewis Hamilton'ın yanına da geldi. Nico Rosberg Hamilton'ın yanından geçiyor. Ve 6.lığa kadar bu arada penaltı aldı. Nico Rosberg penaltı alıyor. Yaşadığı temasla pit stop yapması gerek, pitten geçmesi gerek. Yarış mühendisimiz uyardı. Şu anda çok enteresan olaylar oluyor. Raikkonen'in motoru patladı. Evet değerli yarış severler, Raikkonen motoru patlıyor. Çok çok farklı şeyler oluyor. Yavuz ne düşünüyorsun? Ben ilk defa böyle bir yarış görüyorum. O ilk baştaki kaza bence ucuz atlatılmış bir şey. Gerçekten büyük bir şey olsaydı hani kelimeler kayıtsız kaldı bende. Ama ben inanıyorum ki Rosberg, Uğur bu maçta ilk üçe girecek. Daha demin dediğim gibi kiminin motoru, kiminin ön kanatları, herkese bir parça koptu. Bizde şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor. Umarım böyle gider. Topa girmemiz evet biraz sakıncı oldu. Bizi geride bırakacak ama
dediğim gibi biz bu maçı alacağız. Söz sende Ömer. İnşallah Yavuz, iyi dileklerin bizi motive edecektir. Rosberg pitten geçme cezasını gerçekleştiriyor. Malezya'da inanılmaz bir yarış hafta sonu oluyor. Kırılan kanatlar, patlayan motorlar gerçekten nefeslerimizi kesti adeta, özellikle start. Bu arada Ömer, lafını bölüyorum ama sürücümüz Uğur'a baktığında hani terlediğini görebilerek o da büyük bir baskı altında. Ama inanıyoruz ki profesyonelliğine yine konuşulacak, yine ön sıralarda göreceğiz onu. Söz sende Ömer. İnşallah Yavuz, ben de görüyorum bayağı terlemiş durumda şu an. Çekişme mücadele aynı şekilde, aynı heyecanla devam ediyor. De La Rosa'yı geride bıraktı şu anda. Nico Rosberg şu an için 18. sıra ama bence ilk 3'e girmemiz bir 70'im var, biliyor sen de FIA formülacı benden. Tahminin ne bu yönde? Yani şimdi Yavuzcum, baktığımız zaman tabii ki pist çok zorlu bir pist. Yani viraj çıkışlarında çok downforce kaybı olmamalı. Uğur arkadaşımız iyi bir pilotajla ön tarafa taşıyacaktır kendini ama artık yarış kazanma şansımız kalmadı gibi gözüküyor şu an baktığımız zaman. Yapma Ömer, yapma. Ben inanıyorum hala Uğur'a. Uğur geçecek, Rosberg'i şanlandıracak. İnşallah, iyi dileklerimiz onunla ama şu anda baktığımız zaman tabii her şey olabilir yarışta, biliyorsunuz. Az önce de gördük, patlayan motorları gördük. Kaza olabilir, her şey olabilir. Tabii ki bunlar kötü bir şey ancak bizi yarışta iyi yerlere taşıyacaktır. Nico Rosberg DRS'yi açmış durumda. Nico Haki Kovalainen'in peşinde. Şu anda Haki Kovalainen. Bu arada Nico Rosberg içeriden dalıyor. Ufak bir temas Vitali Petrov'la. Neler oluyor bu maç, anlamadık ki. Herkes birbirine çarptı, herkes bir sakatlık, herkesin arabalarda, araçlarda bir şeyler var. Ömer, ben artık ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Korkumlarını ön sıralarda görmek. İnşallah Yavuzcuğum. Bu arada Vitali Petrov geride kaldı. Nico Rosberg içeriden geliyor. Muhteşem bir atakla geride bırakıyor. Çok güzel, inanıyorum. Ben şu an en çok Hopkit'e bağlanıp Uğur'un durumunu sormak istiyorum ama onun da konsantresini bozmak istemiyorum. Maç sonucunda, yarış sonucunda en çok Uğur'un düşüncelerini merak ediyorum ben. Evet, çok önemli tabii ki. O şu anda ona kesinlikle müdahale etmiyoruz. Acaba ne düşünüyor kendisi? Yarış sonunda bunu öğreneceğiz ama onun için de şu an baktığımız zaman da yarış pek iyi gitmiyor bu hafta sonu onun için. Kötü geçiyor diyelim. Yani bunlar olmamalıydı aslına bakarsanız. İyi de bir start almıştık. O temas olmasaydı bence bu yarışı kazanabilirdik aslında. Şu anda tabii ki her şey olabilir, bilmiyoruz ama bekleyip göreceğiz. Bu arada Schumacher Twitter üzerinden kendisinin bir adı aldığını açıkladı ve şöyle bir haber geziyor, doğruluğu ne kadardır bilemem. En çok kazanan Schumacher diye bir şeyler var. Ömer, sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hamilton ve Schumacher arasındaki sence en çok kim kazanır? Yani öyle söylentiler var. Yok, ada aldı, efendime söyleyeyim, Yunanistan'ı da satın alacak falan ama yani tabii ki bunlar spekülasyonlar, kendi ağzından bilmiyoruz. Yarış sonunda onu da inşallah fırsat olursa kendisine sormak isteriz tabii ki. Ama şu an için tabii kontratlarda ne var bilmiyoruz. Hangi pilot ne kadar çok kazanıyor? Kesin bir sonuç yok aslına bakarsan Yavuz. Açıklamaları yasak mı var bu arada? Ne kazandıklarını söylemeleri yasak mı? Anlaşmalarda var mı böyle şey, yoksa ister kaçırsa? Yani benim bildiğim kadarıyla yok ama yani tabii prensip meselesi de olabilir veya kontratlarında da böyle bir sözleşme olabilir, herhangi bir şekilde açıklama yapmayacaksın diye. Yani biz tabii ki araştırıyoruz ama
Şu an için tahminimce Sebastian Vettel en iyi ücret alan pilotlar arasında. Onu biliyorum. Bu arada Nico Rosberg'den de ufak bir blokaj. Pistte aracı zor zor tutmaya başladı. Kimse beklemiyordu tabii ki burada. Ama yine de hani büyük bir kaza olmadı. Küçük bir itibarından motor patladı. Ama yine de beklemedik şu anda. Kazamız var ama büyük değil ama. Evet, sadece sıra kaybettik. Ancak bunu tabii ki toparlayabiliriz. Bu arada takım Nico Rosberg'i pit stop'a çağırdı. Telsiz konuşmalarından ufak kesitler aktarayım sizlere hemen. Nico Rosberg'e Buster denildiği, bu yarış senin olmadı denildiği motivasyon kelimelerini duyuyoruz. Olması gereken de buydu ama çünkü geri düşmüş olabiliriz. Ama geçecek her zaman olacak. Bir ne kadar yüksek olursa o kadar daha iyi süreceğini umuyorum. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Bu yarışta Nico Rosberg'le tabii ki şartlar çok değişti. Yarış başında 7. cepten start almıştık ilk 10 içerisinde ama şu an baktığımız zaman 16. sıradayız ve çok büyük bir sıra kazanacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Geçtiğimiz hafta Nico Rosberg bilindiği gibi sebze meyve yetiştiriyor kendisi. Sakin bir hayatı var. Onun bir demecinden söz edeceğim. Formula 1'de yarışmak sebze büyütmekten daha zor demişti kendisi. Tabii ki daha zor olacak. Yani sonuçta burada oyun oynamıyoruz yani arkadaşlar. Elinden geleceğini, her şeyini ortaya koyacağını söylüyor Nico Rosberg. Bu arada ısrarla pite girmiyor. Nico Rosberg takımı rest çekti adeta bu yarışta. Pit duvarını dinlemiyor Nico Rosberg. Evet, Button pit stop yaptı. Nico Rosberg onu hemen geçti ve bir sıra daha kazanmış oldu. Şu an 11. sıraya kadar çıktı Nico Rosberg. Yani şimdi ben de tabii kendime göre iyi yarışçı olabilirim ama yani burada yani kendimi dövmek istemiyorum yani. Sonuçta yarışan bir arkadaşımız var, onu da ezip yani önüne geçmek istemiyorum ama kendisi iyi de bir yarış çıkarıyor. Yani bence bilmiyorum artık, onun yarış stratejisine kalmış. Yani aslına bakarsanız şöyle bir durum var. Sonuçta sert lastikleri var. Atabildiğince uzun turlar atıp iyi turlar atması lazım. Ve tek pit stopla bu işi bitirmesi lazım. Önemli olan iyi ve düzgün turlar, hızlı turlar atıp en son maksimum seviyede bıraktıktan sonra piti gerçekleştirmesi lazım bence. Bakalım yarışın 7. turda geride kaldığı pit stoplar tamamlanıyor. Nico Rosberg pit stop yapmadığı için sıra kazanmaya devam ediyor. Önünde Ferrari pilotu Felipe Massa var. Bakalım bu mücadeleye tanık oluyoruz. Felipe Massa, Nico Rosberg onu sıkıştırmaya çalışıyor. Felipe Massa aynalarını kesiyor. Nico Rosberg içeriden dalıyor. Atağını gerçekleştiriyor ve ufak da olsa dışarıya taştı ve pistte kalmayı başardı. Nico Rosberg bir sıra daha kazanıyor. 4. sıraya kadar yükseldi. Nico Rosberg motive olmuş durumda. Şu anda yaşanılan aksiliklerden kendini uzak tutmayı başardı psikolojik olarak ve
yarışa tam anlamıyla adapte olmuş gibi gözüküyor buradan baktığımızda. Arkadaşlar belki siz duymadınız, belki de size yansıtılmadı. Ben konuşmalarını duydum. Rose Dergin'in ağzından çıkan tek şey vardı: bu maç bizim, bu yarış bizim. Ben sizi dinlemiyor olabilirim, ama bana inanın, bana güvenin dediğini duydum. Umarım güvencimizi boşa çıkarmaz. İnanıyorum ki de çıkarmayacak. Bu maçta iyi bir derece aldı. 18. sıradan geldi, 14. yapacağını inanıyorum. Yani ben de açıkçası bekliyorum. Bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek. Tabii Rosberg iyi bir pilot, tecrübeli bir pilot. Ama neler yapacak yarış içerisinde, nasıl gidecek? Şu anda 3 turdur pit stop yapması lazım ama yapmadı. Kendisi önde de kapışmayı görüyoruz. Mia Schumacher, Nico Rosberg'le, özür diliyorum, Grosjean'la mücadele içerisinde. Rosberg Mia Schumacher yerini korumuş gibi. Şu anda Grosjean baskısını iyice arttırmış durumda. İçeriden bir bakış. Nico Rosberg de dışarıdan geliyor. Ufak bir temas var Grosjean'la. İki pilot da yan yanalar. Neler oluyor bu maç? Ben hani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hani Rosberg belli ki kendini çok inandı ve çok sert bir sürüş yapıyor. Bastır Rosberg. Evet, şu anda dediğin gibi sert bir sürüş. Onu bakalım ne kadar pistte tutacak, lastiklerini ne kadar koruyabilecek, nereye kadar gidebilecek. Şimdi iki takım arkadaşının mücadelesini görüyoruz. Nico Rosberg ve Mihal Schumacher. Takımda bir taraftan iyi iş çıkartıyorsun, devam et dedi Nico'ya. Tabi bir güvenlik aracı görebilir miyiz? Sonuçta Malezya'da %70 gözüküyor güvenlik aracı. Yani bence olabilir, olursa bizim işimize yarar. Öyle söyleyelim. Hemen pit stopumuzu tamamlarız. Evet, Nico Rosberg bu arada DRS'yi açtı. Mia Schumacher içeriden bir bakış atıyor. Yanından geçti. Harika bir atak startta. Nico Rosberg takım arkadaşı Mia Schumacher geride bırakıyor. Takım içerisindeki mücadele nefesleri kesti. Rosberg gerçekten inanmış. Kendi takım arkadaşına bile hiç gözünü kırpmadan, hiç acımadan direkt solladı geçti. Belli ki birinciliği hedefliyor. Ve karşısında sadece tek bir kişi var. O da kim? Nico Rosberg, o da hemen söylüyorum, Sebastian Vettel önümüzdeki rakibi. Şu an onu da geçecektir. Çok iyi turlarla dönüyor. Sebastian Vettel de tabii ki tecrübeli pilotlar arasında Red Bull Racing'le. O da onun kullandığı araçla, daha doğrusu bu pistte çok uygun, virajlı, bol virajlı pistler onu hayatta tutuyor. Adrian Newey'in tasarladığı Red Bull bu sezonda bakalım güzel işler çıkartabilecek mi? Şu anda en iyi ikinci sektörde geldi Nico Rosberg'den. Yani bence, yani şöyle bir şey, en az bir pit stop, yani iki lastiği de kullanması lazım. Şu an kullandığı yarışın yumuşak lastiği, sert lastiklerle gidiyor, ancak minimum bir pit stop yapmalı, yapması zorunda yani, öyle söyleyeyim sana. Ne zaman, gördüğün gibi yaklaşık sonlara doğru, sence ne zaman girmeyi hedefliyorsun? Yani bence Sebastian Vettel'le bir kapışma olacaktır, o kapışmanın sonucuna doğru. Bence bu arada Nico Rosberg'den de en hızlı tur geldi. Yarışın en hızlı turu Nico Rosberg'de. Gerçekten kendini çok inanmış bir şekilde sürüyor. Ben buradan Rosberg'e, Uğur'a övecek kelime bulamıyorum. Çünkü 18. sıradan geldi, o kadar çarpışma, o kadar kazadan geldi. İkinciliğe oturdu, birinciliği zorluyor.
bastır Uğur yani. Daha bir şey diyemiyorum. Yapabilirsin Uğur, inanıyoruz. Bu arada Uğur'un erkek bir oğlu olduğunun haberi geldi bize. Buradan ne diyebiliriz Uğur'un oğluna? İsmini belki bize röportajda yarı sonucunda açıklayabilir. Evet, bu haberi de sevinçle karşıladık. Akşama da kendisi kutlayacakmış. Davetli miyiz biz? Bilmiyorum yani, inşallah davetliyizdir. Bakalım yani, değilsek de... Yazıklar olsun yani, değilsek. Daha da olsun yani. Daha da yalı yani. Evet, yarışa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nico Rosberg benzini tekrar standart ayarına geri çekti. Ve Nico Rosberg pitte. Rosberg pite giriyor. Ooo, bu arada bir ceza geliyor, lastik cezası. Uyarı mıydı, ceza mıydı tam anlayamadık. Okay, prime for your next box. Her şey çok hızlı oluyor nedense bu maç. Hani bu önceki maçları belirtmedi bence. Çok hızlı oluyor. Hani yarış için çok süratli, çok böyle sert geçiyor. Umarım geçtiğimiz sıramızı tekrardan konumumuzu soruyoruz. Evet, şu anda pit stop'tan sonra 13.'ye kadar geriledik. Tabii önümüzde bir konvoy var. O konvoyu geçersek puan alabileceğiz. Bunun da hesabını yapmış durumdayız. İnşallah sorunsuz. Ama artık son 2 turdayız. Yani çok zor olacak bizim için. Bir ceza alabilir mi Nico Rosberg? Çünkü çok geç pite girdi. Lastiklerden dolayı bir ceza alabilir mi? Bunu da göreceğiz. Biz Rosberg yeniliyoruz. Kesinlikle. Yavuz, ne düşünüyorsun yarış genel bir bakış açısına söylemek gerekirse? Ben maçı hani ilk başta dediğim gibi güzel bir yarış olsun istiyorduk. Yani öyle de oluyor ama ilk başta yaşanan o kaza tarzı şeyler görenler biraz geriledik. Ama olsun ya. Bence güzel şeyler yaptı. İkinci sıralara kadar yükseldi. Yapacak bir şeyler diye inanıyorum bence. İnşallah. Bu arada Nico Rosberg dışarıya kadar taştı. Aracı ne kadar zorladığını görebiliyoruz. Aman ve yarım, orada bir kazan. Ricardo ile bir temas yaşandı. Ricardo dışarıdan yanından gelip geçiyor. Nico Rosberg. Ömer, sana bir şey soracağım. Daha demin uçan şey ön kanatlardan bir şey miydi? Ben orada bir şeyin gittiğini gördüm. Sence neydi o? Vallahi. Şu anda Nico Rosberg Ricardo'nun içinden geliyor. Dışarıya taşıyor. Aman, çok büyük bir kaza. Bir çok büyük bir kaza. Bir olay. Herkes gitti. 20 saniye ceza saldı. Nico Rosberg pistte sarı bayraklar sallanıyor yarışın son 2 turuna gelirken nefesleri kesti ve Nico Rosberg aracını kenara çekiyor. Benim duyduğum bu diye olmasın Ömer. Yarış Nico Rosberg için bitmiş durumda. Yalnız tabii ki şimdi pilot yarışan arkadaşımız Uğur'a dönmek istiyorum. Uğur, duygularını bize açıklar mısın? Yani ne oldu bu yarışta? Nasıl oldu yani? Neden bu sonuç ortaya çıktı? Evet arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu an aşırı terledim. İnanılmaz bir baskı vardı. Aslında 4. cepten kalktık. İyi bir pozisyondan kalktım. Fakat Avustralya'da olduğu gibi startta çok büyük sorunlar yaşadım. Aslında ilk viraja kadar herhangi bir problem yoktu. Fakat sonrasında yaşadığımız temaslar ki aldığım penaltıda penaltının da haksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim herhangi bir temasım olmadı. FIA'ya başvurmayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Ne olacak? Eğer böyle olmasaydı yarış çok daha iyi sıralarda. Podyumda tamamlama ihtimalim yüksekti diye düşünüyorum. Çünkü araca daha da hakimdim. Bu hafta bu pistte, Malezya'da sevdiğim pistlerden birisi de. Talihsiz bir hafta sonuydu. Umarım ilerleyen yarışlarda her şey daha iyi olur. Ee,
Evet arkadaşlar. Kokpitimizden Uğur'dan, Rosberg'den gelen açıklamamı duydunuz. Ben kendisine bir iki soru sormak istiyorum Ömer. Daha demin hani dedin ki benim bir suçum yoktu. Ben sana tekrardan soruyorum. Orada olan kaza senin suçun muydu yoksa başkasının mıydı? Az önce de söylediğim gibi şöyle söyleyeyim. Ben ikinci virajın çıkışında Hamilton'ı dışarıdan geçtim. Ben zaten dışarıdaydım. Zaten dönmüştüm yani virajı da genişten aldım. Fakat Hamilton'ın benim arka tekerime yaptığı bir hamle vardı. Hatta izleyenler de görecektir. O pozisyon esnasında direksiyonun hakimiyetini de bu yüzden kaybettim. Fakat ceza bana geldi. Ben anlamsız bir ceza olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve bu yarışın kaderini de çok olumsuz yönde etkiledi. Peki Uğur, ilk başta başlangıçta olan kaza. Sence kazayı tetikleyen kimdi? Ne oldu? Hani hata neydi? Kim yaptı hatayı? Yani sen yarıştaydın. Senin bir hani şeylerini öğrenmek istiyoruz, duygularını. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki kötü hissediyorum. Neden? Çünkü büyük umutlarla geldiğimiz bu pistte, ki sevdiğim de bir pistti Malezya. İyi de bir pozisyondan başladığımız bir yerde sonucun bu şekilde olması gerçekten... Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Dediğim gibi bu orada bir karışıklık oldu ve Hamilton'ın bana temas etmesi sonucu kaza gerçekleşti. Arkada Hülkenberg ve Maldonado, diğer araçlar da vardı. Onlar da tabii sıkışınca böyle bir kaza meydana geldi. Bu yüzden üzgünüm. Böyle olmasını tabii ki istemezdim. Peki Uğur, bir sorum daha olacak sana. Hemen yarış sonundaki kazaya gelmeden önce, neden bu kadar uzun kaldın pistte? Neden geç bir pit stop yaptın? Bu aslında takım pite gelmemi söylemişti. Fakat bu benim kendimce uyguladığım bir taktikti, yarış stratejisiydi. Şöyle ki lastiklerim henüz tamamen bitmemişti ve kullanılabilir durumdaydı. Zaten sert lastik kullanıyoruz. Diğer araçlar pitte biraz da vakit kaybetti ve ben de bunu hesaba kattım. Ve benzini de zaten zengin de kullanarak üst üste sıralar kazandım bu sayede. Ve izleyenler de görecektir. İkinci sıraya kadar yükseldim. Hatta öndeki Vettel'i de geçebilirdim. Fakat bu fırsatı yakalayamadım. Zaten daha sonra bu yüzden yarışın 11. turunda da pite girdim. Peki Uğur, son bir sorumuz olacak. Bir çocuğun olmuş. Bunları tabii ki burada biraz sormak abes kaçacak ama adını ne koyacaksın veya ne koydun adını? Nedir? Partide biz var mıyız? Daha doğrusu onu da söylersen sevinirim. Gelmeyi çok istiyoruz. Bir parti yapmayı düşünüyor musun? Nedir? Şöyle söyleyeyim. Çocuk tabii ki iyi bir şey, baba olmak güzel bir duygu. Çocuğumun adını ne koymaya karar verdim bu soruya gelince. Aslında Hamilton koyacaktım fakat beni kazaya zorladığı için tabii ki hayran olduğum, aynı zamanda sevdiğim aracı kullanan Rosberg koyacağım çocuğumun adını. Sizlere de bu arada yarışı anlattığınız için, yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar, izleyen arkadaşlar da yorumlarını esirgemezse sevinirim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bizim için kötü bir hafta sonu oldu. Bol bol olaylı bir yarış geçirdik ve sonucunda da kazayla noktaladık. Önümüzdeki yarış bizim için çok önemli. Artık puan almamız lazım, tutunmamız lazım yarışa. Başarıların devamı diliyoruz. Bu maç belli. Yani kazalar oldu ama inan hala seni seviyoruz, sana güveniyoruz. Bir sonraki maçta, bir sonraki haftada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.